sıklıkla otomobil. Evet otomotiv dünyası haberleri yapıyoruz ve çok ilgiyle izliyorsunuz. Evet ilgimizi çekiyor ve ÖTV. Öyle bir şey ki bu dünya basınına İngiltere'ye bile haber olduk. Türkiye'deki otomobil araç üzerindeki ÖTV, özel tüketim vergisi yükü. Hanımefendiler, beyefendiler, çip krizi, pandemide üretimin kısılması ve dahi Türkiye'deki döviz kurunun artması, ithalatın pahalı olması araba satışlarını bıçak gibi kesti. Ama devletimin ÖTV'den kazancı kat ve kat arttı. Sizce ortalama bir arabadan devletim ne kadar ÖTV alıyordur? Rakama bir bakalım. Buyurunuz. Tabii ki görselle eşliğinde. Ben biraz evet dramatize ettim. Etmekte gerekiyor. Çünkü sokakta siz bunu konuşuyorsunuz. Bir tane Alman'a araba parası ödüyoruz. Üç tane de benim canım devletime araba parası. Yani arabayı üreten, geliştiren, buraya kadar getirip bize satan Alman bir kazanıyor, devletim üç kazanıyor neredeyse. Geçen yıl lütfen Ocak ayıyla Eylül ayı 9 aylık dönemi baz alınız. 2020'nin ilk 9 ayında bir aracın otomobilin üzerindeki ÖTV ortalaması en küçük ucuz arabadan pahalı arabalara ortalama fiyat. Kafanız karışmasın. 50 bin liraymış. Peki bu yıl araç başı ÖTV ortalaması devletin tahsil ettiği ne kadar olmuş? 79 bin liralara çıkmış. Ortalama. Şimdi fiyatlar artıyor araçlarda biliyorsunuz. Devlet kazanıyor. Daha doğrusu şunu bir düzelteyim. Burada bir hatalı cümle kurmuşum. Araba satışları düşüyor ama devletimin kazancı artıyor. Nasıl oluyor bu? E ÖTV yüksek. Pazar %14 araba satışını artırmış. Devletimin ÖTV geliri %82 artmış. Bakar mısınız? Evet, öyle. Ve dün akşamdan bu sabaha meclisten gelen bomba bilgi. Az önce vergi paketini izlediniz. Bilmiyorum size söyleyen olacak mı ama ben aktarmak isterim. Cumhurbaşkanlığı makamına yepyeni bir yetki tanımlandı. Dün gece meclisten geçen vergi yasasıyla birlikte. O maddelerin içinde ne yazıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanına Türkiye'de sigara ve otomobilden alınan vergiyi resen kendi iradesiyle 3 kata kadar artırma yetkisi verildi. Anladınız. Sigara ve otomobil. 3 kata kadar Cumhurbaşkanı kendi inisiyatifiyle bir kararnameyle vergiyi artırabilecek. Gelinen nokta bu. Ortalama her araba 80 bin liralarda ÖTV. Bir de onun da %18 KDV'si var biliyorsunuz. Oralara hiç girmedim bile.